akşamlar. Takvimler Temmuz ayının 11'ini gösteriyor. Ben Dilara Aktaş. Ana haber bülteninden sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Koronavirüsle başlıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgını ile ilgili güncel verileri açıkladı. 10 Temmuz Cuma gününün koronavirüs tablosuna göre 23 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5.323 oldu. Vaka sayısı da 1.003 artarak 210.965'e yükseldi. Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan, medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller ve plajlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı. Tabloya göre Türkiye'de 1.003 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 210.965'e yükseldi. 23 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybetmesiyle vefat edenlerin sayısı 5.323 oldu. Uzun bir mücadelenin devamında iyi bir yerdeyiz. Fakat bulunduğumuz yerde durduğumuz her gün kayıptır. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü yeni yaptığı açıklamada salgına karşı hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısında bulundu. Tedros'un açıklamasında yer alan şu bilgi hepinizin dikkatini çekmiştir. Salgının ilk 3 ayında tüm dünyada toplam vaka sayısı 400 bindi. Şimdi sadece geçen hafta sonunda 400 binden fazla insana COVID-19 tanısı kondu. Sizden 3 ayla bir hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Açıklanan verilerde 48.787 korona testi yapıldığı belirtilirken toplam test sayısının 3.881.410'a ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da 1.493 artarak 191.883'e yükseldiği açıklandı. Koronavirüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 1.182, entübe hasta sayısının da 402 olduğu belirtildi. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Koronavirüsü tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. Binin altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerin ise ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hep hatırlamanızı rica ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yaparak Danıştay'ın Ayasofya kararını değerlendirdi. Erdoğan 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz bilgisini paylaştı. Danıştay bugün Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yaparak Danıştay'ın Ayasofya kararını değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladığını aktaran Erdoğan, 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz bilgisini paylaştı. Çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.
Türkiye'nin dört bir yanında pek çok caminin, medresenin, ecdat yadigarı eserin başına felaketler geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esasen tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı dedi. Esasen tek başına veya tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir kurumun malı değil, vakıf mülküdür. Fatih İstanbul'u fethettiğinde Roma İmparatoru unvanını da almış ve dolayısıyla Bizans Hanedanı üzerine kayıtlı bulunan tüm emlake sahip olmuştur. İşte bu hukuka istinaden Ayasofya'da Fatih'in ve onun kurduğu vakfın üzerine tapulanmıştır. Ordulu iki vekil fındık için atıştı. Fındık yine meclis gündemindeydi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındıkta yaşanan sorunların araştırılması için meclise önerge verdi. Bu önerge sonrası Ordu Milletvekilleri Mustafa Adıgüzel ile Cemal Enginyurt sert şekilde tartışmaya girdi. İki vekil birbirini ağır sözlerle eleştirdi. Bu arada CHP tarafından verilen fındık araştırma önergesi meclis tarafından reddedildi. Fındık hasadı yaklaşıyor. Yaklaşık 500 bin aile ve 8 milyon üreticinin geçim kaynağı olan fındıkta bugünlerde herkes taban fiyat bekliyor. Fındık geçtiğimiz ay 26 TL iken ve bugünlerde taban fiyat beklenirken birdenbire bazı kirli eller devreye girdi ve fındık 26 liradan 19 liraya düşürüldü. 27 TL'leri gören fındık fiyatı bugünlerde 15 TL'ye kadar düştü. 2020 hasat sezonu öncesi tartışmalar da yine alevlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi elindeki 20 bin ton fındığı piyasaya 24 TL'den satışa sunmuşken ve buna 400 bin ton için alıcı talip olmuşken, yani 24 liraya 400 bin ton alıcı var fakat günler içerisinde o 24 TL'den 19 liraya iniyor. Şimdi buradaki oyunu kim oynadı ve bu ülkeyi zarara kim soktu bakalım. Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fındık araştırma önergesi verdi. Fındıkta üreticinin değil baronların kazandığını söyleyen Milletvekili Adıgüzel, bu oyuna dur denmesi gerekiyor şeklinde konuştu. Şuradaki zarara bir bakın önce. 800 bin ton kiloda 7 liradan tam 5 milyar TL yapıyor. Tank palet fabrikasına sizin biçtiğiniz bedel üzerinden konuşursak 50 milyondan 100 tane tank palet fabrikası yapıyor. 200 tane Ordu Giresun havalanı yapıyor. Peki kimdir bu kirlerler? Ortada bir tezgah var. Bazı Cumhur İttifakı vekilleri de burada FETÖ oyunu olduğuna dair iddiaları ve işaretleri var. FETÖ olsun, çıkar çetesi olsun, ne olursa olsun. Sonuçta bu konu bu boyutuyla araştırılmaya değerdir. 17 Ekim 2018'de yine CHP grubu olarak bir araştırma önergesi vermiştik. O gün önerge reddedildikten sonra AKP sıralarından bir alkış tufanı kopmuştu. O gün AKP grup başkan vekili tutanaklardan aynen okuyorum şöyle demiş. Bugün diğer gruplarıyla da görüştük. Gelecek hafta biz de katılıp tüm gruplar birlikte genel kurul gündemine getirmek için talepte bulunduk. Ve bunu buradan ilan ediyoruz demiş. O gelecek haftadan sonra tam 90 hafta geçti. Ortada bir önerge falan yok. Biz şimdi CHP olarak tur bindirdik, ikincisini sizin önünüze getirdik. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Adıgüzel'e cevap niteliğinde meclis kürsüsünde yer aldı. Enginyurt, TMO'nun kar güderek satışa sunduğu fındık fiyatına ilişkin Adıgüzel'e doktorluk mesleği üzerinden vurgu yaparak kazancını hastalara mı dağıttın dedi. Önergeyi veren arkadaşımızın haklı olduğu yanlar var mı? Muhakkak ki var. Doğru söyledikleri var. Ama bilgi eksikliği de var. Yanlış bilgisi de var. Maksatlı bilgisi de var. Mustafa Adıgüzel'i Allah muhalefet olsun diye yaratmış. TMO'yu kar eden bir kuruluş, karını dağıtsın. Sayın Adıgüzel yıllarca doktorluk yaptı. Doktorluktan elde ettiği parayı hastalarına mı dağıttı? Yani böyle bir şey var mı ya? TMO fındık aldı ve bu fındığı değerinin üzerinde sattı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sene %5 ihracatını fındıkla yaptı.
Bu önerge görüşülürken zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında sert söz düellosuna diğer milletvekilleri de katıldı. Adıgüzel Cemal Enginyurt için "Cemal Enginyurt hangi gün muhalefet, hangi gün iktidar tarafındasın anlayamadım" dedi. Enginyurt da Adıgüzel'e "sana yazıklar olsun ya, sen ne yalancı bir adamsın" şeklinde cevap verdi. Devlet üreticisine kazandırmış, devlet kendi kazanmış ve devleti suçluyoruz. Ne üzerinden suçluyoruz? 3-5 tane tefeci, 3-5 tane vampir, ki doğru söylediklerinin başında bu geliyor. 24 liradan fındık alıp da bu fındığı bir ay sonra 18 liradan satmaya kalkıp piyasayı allak bullak etmeye kalkanın adı emperyalist bir gam emicidir. Lanet olsun onlara. Öte yandan geçen yıl Temmuz ayında fındıkta taban fiyatının açıklandığını hatırlatan Enginyurt, "sabırlı olun, fındığın 24 TL olması için mücadele veriyoruz" dedi. Temmuz ayının sonu geliyor, sabırlı olun, tribüne oynamak yerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı kararı bekleyelim. Fındık en az 24 lira olmalıdır diyoruz, fındık üreticisinin hakkını savunuyoruz ve fındık 24 lira olsun diye mücadele veriyoruz. Ve Sayın Adıgüzel sokakta kullanmayasın diye bu önergeye de kabul oyu veriyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan önemli kapısı Ünye Akkuş Niksar Yolu proje çalışması sürüyor. Başkanın yıllığı programına katılan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Niksar Belediye Başkanları ve bölge milletvekillerinin desteğiyle yetkili birimlere yolun iyileştirilmesi çalışmaları hususunda taleplerini ilettiklerini belirtti. Biz daha önceleri de, ben ilçe başkanlığım döneminde de burayı bir gündem yapmak üzere Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ve Ankara ziyaretlerimiz olmuştu. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan önemli kapısı Ünye Akkuş Niksar Yolu projesi çalışması sürüyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Akkuş Niksar Belediye Başkanları ve bölge milletvekillerinin desteğiyle yetkili birimlere yolun iyileştirilmesi çalışmaları hususunda taleplerini ilettiklerini belirtti. Bu Ünye, Akkuş ve Niksar hem ilçe başkanları hem de belediye başkanları düzeyinde birlikte ve bölge milletvekillerimizin de desteğini alarak bu yolla ilgili taleplerimizi özellikle ifade etmeye çalıştık. Gene gelinen bu süreçte aynı şeyin ihtiyaç olduğunu, özellikle orada iki tane projenin de hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Hem Dereoğlu diye tabir edilen ulusal, yani kuzeyi güneye bağlayan, Ordu'yu Akdeniz'e bağlayan, yani Karadeniz'e Akdeniz'e bağlayan önemli arterlerden bir tanesi diye ifade edilen Dereyolu'nun da projesi hazır. Aynı zamanda mevcut güzergah olan Ünye Akkuş Niksar yolunun da iyileştirme projesinin hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Başkan Tavlı, Ünye Akkuş Niksar yolu projesinde mevcut güzergahın iyileştirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Mevcut sürecin yönetilmesi adına mevcut güzergahın iyileştirilmesi noktasında hem Ordu hem de Tokat illeri olarak bunun hayata geçirilmesi noktasında mücadelemizi gösteriyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Hatta geçen bir Ankara ziyaretimizde Genel Başkan Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'i bir ziyaret etme ve kendisiyle sohbet etme fırsatı bulduk. Sağ olsunlar böyle bir imkanı sağladılar bize. Biz de o sohbette bu konuyla ilgili gündemi yaptığımızda, sohbet ettiğimizde kendisinin Ulaştırma Bakanımızı ziyaretinde burayla ilgili taleplerin ve öneminin kendilerine iletileceğini bizlere aktardılar. Biz de memnuniyetimizi ifade ettik ve hemşerilerimizle paylaştık. Buradan sizlerin aracılığıyla tekrar paylaşmış olalım. Tabii biz gerçekten Tokat iliyle, Ordu ili olarak buluşmak, kucaklaşmak adına bir an önce en azından mevcut güzergahın iyileştirilmesi noktasında taleplerimizi her platformda gündem etmeye ve buranın ihtiyaç olduğunu ifade etmeye elimizden geldiğince çalıştığımızı ifade ediyorum. Acı bir haber, kadın cinayeti haberiyle devam ediyoruz. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kemal E. isimli biri sokakta tartıştığı sevgilisi Sema D.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi ardından intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre İstanbul'dan yakınlarının yanına gelen S.D. ile
Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde karşılaştığı KE arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine KE tabancayla SD'ye ateş etti. Olay yerinde o sırada araç çıkartan polis ekipleri silah sesleri üzerine dışarı çıkarak KE'ye dur ihtarında bulundu. Bunun üzerine KE kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. KE ve SD olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan KE ise bir süre sonra yaşamını yitirdi. Bir başka ölüm haberiyle devam ediyoruz. Altınordu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Altınordu ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen çöp kamyonu Bucak Mahallesi'nde yürüyen 74 yaşındaki Havva Güler'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güler'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. 2020 yılı rekolte tespit çalışmaları nihayet tamamlandı. Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, sahil kesiminde %25'lik bir zararın olduğunun altını çizdi. 2020 yılı rekolte tespit çalışmaları tamamlandı. 15 günlük süreçte bahçeleri dolaşan rekolte tespit komisyonu bahçelerde ciddi çalışmalar yürüttü. Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan yapılan çalışmalarda çotanaklardaki hastalıkların ve zararlıların tespitlerinin yapıldığını söyledi. İlimizde 2020 yılı rekolte tespit çalışmaları şu anda tamamlandı. Komisyon 15 günlük süreçte tüm 19 ilçemizde alanları bizzat dolaşarak fındık bahçelerinde fındık dallarını sayarak, çotanakları sayarak ciddi bir çalışma yaptılar. Çok önemli bir çalışma yaptılar. Bu çalışma süresinde her zaman söylüyoruz, rekolte çalışmaları masa başında yapılmaz, rekolte çalışmaları fındık bahçelerinde yapılır diye söylüyoruz. Ve komisyon ekibi bu tür bir çalışma yaptı. Alanlarda çotanakları sayarak, çotanaklardaki hastalıklar, zararlılar veya ilaçlamalara dayalı hangi zararlar var, hangi kayıplar var, bununla ilgili tespitler yaptılar. Yapılan araştırmalara göre sahil kesiminde zararlıların olduğunu belirten Arslan Soydan %25'lik bir zararın olduğunun altını çizdi. Ve şu anda aldığımız bilgilere göre şu anda özellikle sahil kesimde ciddi bir ilaçla ilgili, yani fındık kurdu ilacı ile ilgili bir zarar var. Yani bu büyük zararın büyük boyutunu oluşturuyor. Onun yanında ilaçlama ve fındıkta beslenememe ile ilgili kayıplar var. Tabii bu kayıpta yaklaşık bir %20-25 gibi bir oranı oluşuyor. Bu oranda bizim için önemli. Çünkü neresine baksanız fındık rekoltesinde yıllık bir 50-60 bin ton gibi bu tür zararlardan dolayı fındıkta bir kayıp var. Arslan Soy'dan yapılan eksikliklere karşı önümüzdeki süreçte daha çok yoğunlaşıp eksiklerin kapatılacağını vurguladı. Üreticilerimize hangi alanda fındıkta zayıf kalınmışsa, hangi alanda bakım açısından, ilaçlama açısından, mücadele açısından daha az bir bakım yapılmışsa bununla ilgili ağırlık vereceğiz. Öte yandan Soydan fındıkta kalitenin yerinde olduğunu ifade etti ve üreticilerin fındık fiyatının belirlenmesini beklediğini söyledi. Ama genel olarak fındıklarımız iyi. Bu sene fındıkta bir kalite görünüyor ama bizim için önemli olan istikrarlı fiyat politikasının devam etmesi. Önümüzdeki 2020 hasat artık başlamak üzere muhakkak devletin de hasat başlayana kadar taban fiyatının açıklanması, alım kararının açıklanması. Üreticilerimiz de dört gözle bunu bekliyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel 7 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleştirdiği Mesudiye ilçe ziyareti programı kapsamında Yeşilçit Mahallesi sınırları içinde yer alan Ulugöl Yaylası'na giderek orada incelemelerde bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta ilk koordinasyon kurulu toplantısında söz konusu durumu dile getiren Vali Sonel,
elektrik direklerinin doğal güzelliği bozduğunu ifade ederek çirkinliğin giderilmesini sağladı. Vali Tuncay Soner 7 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleştirdiği Mesudiye ilçe ziyareti programı kapsamında Yeşilçit Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ulugöl Yaylası'na giderek burada doğal güzelliği ve içinde yaşayan sarı sazan balıkları ile görenleri büyüleyen Ulugöl'ü gezip incelemelerde bulunmuştu. Muhteşem bir doğal güzelliğe sahip olan Ulugöl'ün etrafına dikilen elektrik direklerinin ve tellerinin görüntü kirliliği oluşturduğunu gören Vali Tuncay Soner, göl etrafındaki bu çirkinliğin giderileceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuyu gündeme getiren Vali Soner, YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü Selma McCarroll'dan göl etrafında bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan elektrik direkleri ve tellerin kaldırılmasını istedi. Vali Tuncay Soner'in isteği üzerine YEDAŞ ekipleri, gölün etrafında bulunan elektrik direkleri ve telleri kaldırıldı. Göl etrafındaki görüntü kirliliği giderildi. Vali Tuncay Soner, Mesudiye Ulugöl Yaylası'ndaki göl etrafındaki elektrik direklerini ve tellerini kaldırarak görüntü kirliliğinin giderilmesini sağlayan YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü Selma McCarroll'a teşekkür etti. Ordu'yu denizle bütünleştirmek adına projeler üreten Ordu Büyükşehir Belediyesi yenileme çalışmalarının ardından Şehit Temel Şimşir gemisini denizle buluşturdu. Düşünen, üreten, yarışan Ordu için her platformda çalışmalar gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, kenti denizle bütünleştirmek adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Daha önce atıl durumda olan Şehit Temel Şimşir gemisi gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından Ordu turizmine kazandırıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Şehit Temel Şimşir gemisinin Ordu turizmine önemli katkılar sunacağının altını çizdi. Benim mutlu günlerimden bir tanesi. Güzel ordumuza güzel bir imkan kazandırdık. Hem halkımızın gezip dolaşabileceği, eğleneceği, dinleneceği, ordunun güzelliklerini denizden seyredeceği bir gemimiz var artık. Bir boğaz gemisini Ordu'ya getirdik. İlçelerimiz arasında da İnşallah halkımızı taşıyacak. Hem turizmimize katkıda bulunacak. Hem de aynı zamanda büyük bir değişiklik olacak bizim için. Ordu'yu hep biz karadan seyrediyorduk. Şimdiden denizden seyretme imkanımız oldu. Allah kazasız belasız güzel bir uygulamayı bize nasip etmiş oldu böylece. İnşallah halkımız için de hayırlı olur diye düşünüyorum. Deniz turizmine büyük oranda katkı sağlayacak ve Ordulu vatandaşlara denizi sevdirecek Şehit Temel Şimşir gemisinde restoran, kafeterya, düğün salonu, çocuk oyun alanı, canlı müzik alanı gibi vatandaşlara hitap edecek mekanlar bulunuyor. 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda toplantılar yapılırken turlar da düzenlenebilecek. Geleneksel doğal köy pazarına gelen üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlar sıcak yaz günlerinde Altınordu Belediyesi'nin limonata ikramıyla serinliyor. Denetimlerinde artırıldığı pazar yerinde Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince ateş ölçümü ve maske dağıtımı da gerçekleştiriliyor. Yeni normal dönem ile birlikte kapılarını yeniden açan geleneksel doğal köy pazarında üreticilerin ve alışveriş yapan vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Altınordu Belediyesi tarafından denetimler arttırıldı. Covid-19 pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince pazar girişlerinde ateş ölçümü yapılırken üreticiler ve pazara gelen vatandaşlara da maske dağıtımı gerçekleştiriliyor. Altınordu Belediyesi sıcak yaz günlerinde üreticiler için yeni bir uygulama daha başlattı. Pazara gelerek ürünlerini satan üreticilere ve alışveriş yapan vatandaşlara soğuk limonata ikramı yapıldı. Ürün ikramıdır. Buyurun. Altınordu Belediyesi kış aylarında da benzer bir uygulamaya imza atmıştı. Geleneksel doğal köy pazarına gelen üreticilere ve vatandaşlara çayın yanı sıra Osmanlı şerbeti ve ısıtıcı hizmeti sunmuştu. Belediyesi ikramıdır. Afiyet olsun.
Altınordu Belediyesi'nin limonata ikramını ve alınan koronavirüs tedbirlerini değerlendiren vatandaşlar uygulamalardan memnun olduklarını belirtti. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizimden memnunuk yani. Her türlü memnunuk. Sağ olsun. Çay, şerbet, çorba da dağıttı, ekmek de dağıttı. Üstümüzü kapattı, masamızı verdi. Her türlü teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yaz aylarında sıcakların kendilerini etkilediğini ifade eden pazarcılar, İkram edilen limonatalarla serinlediklerini vurguladılar. Belediye başkanımızı bu sıcak yaz gününde düşünmüş olduğu esnaf kardeşleri için buralarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sürü limonata. Başkan Bey'e teşekkür ediyorum. Üreticiler ayrıca pazarın yenilenen halini başta olmak üzere yapılan tüm çalışmalardan dolayı Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Herkes iyi oldu. Sıcaktan serin serin içelim. Allah razı olsun da. Hizmetlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Valla biz memnunuz, bir şey söyleyeyim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Devletimize, milletimize. Allah kazan beladan kurtarsın bizi. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilere verilen yemek hizmeti, öğretmen evleri, kız meslek liseleri ve pansiyon okullarına yaptırılıyor. Konuya ilişkin Ünye ilçesinden bir yemek firmasında idareci olan Şeref Keskin, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye genelinde okul hizmeti veren yaklaşık 3000 firma, yaklaşık 100 binin üzerinde çalışan ve tedarikçilerimiz var. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilere verilen yemek hizmeti, öğretmen evleri, kız meslek liseleri ve pansiyon okullarına yaptırılıyor. Konuya ilişkin Ünye ilçesinden bir yemek firmasında idareci olan Şeref Keskin, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Mevzuata aykırı bir şekilde ihale yapılmadan verilen yemek hizmetine karşı olduklarını belirtti. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından taşımalı eğitim kapsamında eğitim, öğretim gören öğrencilere verilen yemek hizmetinin mevzuata aykırı bir şekilde ihale yapmadan hazineyi zarara uğratarak öğretmen evlerine, kız meslek liselerine ve pansiyon okullarına yaptırılmasına biz karşıyız. Öğretmen evlerinin ve akşam sanat okullarının kuruluş kurum amacına aykırı olan taşımalı yemek hizmetinin ne amaçla ihalesiz olarak verildiği anlaşılamamıştır. Bizim tarafımızdan anlaşılamamış. Taşımalı öğrenci yemeği hizmeti 4734 sayılı kamu ihale kurumunun kapsam dahilinde ihale edilmesi gereken kapsam dışında değerlendirilerek ihalesiz bir şekilde verilmesi hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Yaklaşık 15 yıldır kanun çerçevesinde rekabet ederek aldıkları ihalelerin kaliteyi ucuza aldıklarını belirten Keskin, yeni dönemle birlikte rekabetin ortadan kalkacağını ve kamu zararına sebep olacağını ifade etti. Yaklaşık 15 yıldır devam eden ve taşımalı yemek hizmetinde profesyonelleşmiş firmaların kanun kapsamında rekabet ederek aldıkları ihaleler devletin kaliteyi ucuza almasını sağlamıştır. Yeni dönemle birlikte rekabet ortadan kalkacak, kamu zararına sebebiyet verecektir. Öğrencilerin daha kaliteli hizmet alabilmeleri, rekabet sağlanarak kamu zararının engellenmesi ve yemek firmalarında çalışan yüz binlerce kişinin işsiz kalmasının engellenmesi için Anadolu Yemek Sanayicileri Birliği adı altında yeni bir oluşum kurulmaya başlanılmıştır. Bu derneğimiz de faaliyetlerine başlamıştır. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Ramadanlar, temelinde güven var. Ünye ilçesinde fil hastalığı nedeniyle yürüyemediği için dışarıya çıkamayan 70 yaşındaki Emine Çolak'ın kızı, annesi için doğa temalı maket, rölyef,
taş boyama ve tablo çalışmalarıyla doğayı eve taşıdı. Hobi olarak başladığı işin ilgi görmesi üzerine Çolak çalışmalarını gelir kapısına çevirdi. Ordu'nun Ünye ilçesinde fil hastalığı nedeniyle yürüyemediği için dışarıya çıkamayan 70 yaşındaki Emine Çolak'ın kızı, annesi için doğal temalı maket, rölfey, taş boyama ve tablo çalışmalarıyla doğayı eve taşıdı. Emine Çolak'ın 41 yaşındaki kızı Gülsüm Çolak, kendisi gibi doğa tutkunu olan annesinin 6 yıl önce fil hastalığına yakalanmasının ardından yürüyemediğini ve dışarıya çıkamadığını anlattı. Annem kendisi 6 senedir yürüyemiyor. Daha önce de 30 senedir babam kendisi özürlük almıştı, yatalaktı kendisi. 30 senede ona baktım. 8 yaşından beri anne babama bakmaktayım. Annem 6 senedir fil hastalığına yakalandı. Lenfödem hastalığı diyorlar. İşte elimden geldiğince anneme bakmaya çalışıyorum, oğluma bakmaya çalışıyorum. Çolak rahatsızlığı nedeniyle doğadan uzak kalan annesi için 3 yıl önce hobi olarak doğa temalı maket, rölfey, taş boyama ve 5 boyutlu tablo çalışmalar yapmaya başladı. İlk etapta şöyle başladı. Annem kendisi doğa hayranı zaten. Ben de öyleyim aynı şekilde. Annem hastalığından dolayı dışarıya çıkaramadığımız için 5-6 senedir hiç dışarıya çıkaramıyoruz. Şelaleyle başladım. Doğayı her şekilde annem için eve taşımaya çalıştım. Daha sonra taş boyamalar, işte akvaryum üzeri köyler, yani annem için başladım. Daha sonra rüyamda rahmetli babam bir cami yapmamı istedi. Vazo taşlarından 17 bin taş yapıştırarak yapmış olduğum, 5-6 günde tamamlamış olduğum cami maketini yaptım. Daha sonra dediğim gibi taş boyama, rölefe eğilim gösterdim. Yani tamamen aslında annem için hobi olarak başladım. Hobi olarak başladığı işin ilgi görmesi üzerine Çolak çalışmalarını gelir kapısına çevirdi. Ama baktım ki yaptıkça daha bir açılıyorum, daha bir hani elim yatkınlaşıyor. Hani neden olmasın dedim. Ek bir gelir zaten ihtiyacımız var. Neden olmasın dedim. O şekilde başladı yani. 3 senedir yapmaktayım bunları ben. İnternetten araştırmaya başladım ben. Ne nasıl yapılır? İşte yoğun araştırmalardan sonra bir başlayalım dedik. Baktım elim yatkın, Allah vergisi bir yetenek var bende. İşte yaptıkça açıldı, bu şekilde keşfettim. Aslında ben bile bilmiyordum 3 seneye kadar böyle bir şeye hani yeteneğim olduğunu. Çalışmalarında deniz kenarından topladığı çakıl taşları, deniz kabukları, ağaç dallarını da kullandığını aktaran Çolak, yaratıcılığı ile dikkat çekiyor. Ürünlerde eski cam tencere kapakları, çay tepsileri, Ünye'nin deniz kenarından toplamış olduğum çakıl taşları, deniz kabukları, gerçek ağaç dalları kullanıyorum. İşte taşları boyuyorum. Yapay çimler, yapay bitkiler kullanıyorum. Akrilik boyayı da boyuyorum. Vernikliyorum daha sonra. O şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Çolak bazı çalışmalarının Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Hizmet Binası'nda bulunan El Emeği Çarşısı'nda sergilendiğini de sözlerine ekledi. Haberle ana haber bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi akşamı TV52 ekranlarında tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.